videoma hoş geldiniz. Şimdi bu bir aslında yurda yerleşme vlogu olacak. Umarım çekebilirim çünkü odada birileri varken çekemiyorum genelde ama şu an boş. Şimdi de size odamı göstereceğim. Pek görmek istemeyebilirsiniz ama görün yani. Üstümü taslamışım. Neyse. Şimdi odalarımız 6 kişilik olmuş ama 5 yatak var. Yani benim bazam hala duruyor. Ama 6 dolap var. Bu demek oluyor ki kiranız hala getirilmemiş. Neyse ben size bir oda turu çekeyim. Şu şekilde başlıyorum. Arkadaşlar kapıdan girdiniz. Şöyle bir dolaplar var. Tamam mı? Bizimki kaçıncı tip bilmiyorum ama hani çalışma masaları ayrı oluyor. Odalar ayrı oluyor ya, onlardan değil yani. Bu tamamen eski bir tip oda sanırım. Yani şöyle göstereyim. Tuvalet var bu şekilde, banyo da içinde. Aynasını da göstereyim size. Böyle. Devam ediyoruz. Geniş açı aldım ki daha iyi görün ama net olmayabilir. Şurada şöyle bir dolap var. Buzdolabımız büyük Allah'tan. Şöyle 3 masamız var ama 6 ranza var. Bu olayı tam anlayamadım ama neyse ortak kullanacağız sanırım yani saçma bir şekilde. Şöyle raflar var. Zaten bunu bilirsiniz. Şu şekilde bu baza benim. Ama işte ben önceden bazada kalıyordum. Sanırım şimdi bunu da ranza yapacaklar. Böyle bir oda. Neyse. Burada manzaramızı gösteremiyorum çünkü akşam oldu. Ama kampüsümüz diyorum. Burası kilitli. Dolaplarımız da şöyle. Göstereyim hemen. Şöyle boydan. Böyle arkadaşlar. Yani elle var. Yalnız bu dolap sanırım yeni gelmiş. Benim değil çünkü bu su var ama benim dolabıma da biri yerleşmiş. O da arkadaşıma biri demem. Neyse. Daha çok tanışmadığımız için bilmiyorum. Daha biriyle tanıştım. Diğer ikisiyle tanışmadım ama bu konuda çok stresliyim. Çünkü oda arkadaşı en önemli şey. Şimdi size tripodum nerede benim? Aslında hemen yerleşelim istiyorum beraber. Kimse de yokken. Ben gidip nevresimleri alıp geleyim. Sonra odaya yerleşelim. Bakın önceki seneden kalma çatal bıçak kaşık setimiz de var. Şükür ki götürmemişler. Çok sevindim. Bu arada şuradaki valizler benim. İşte oda arkadaşımın valizi varmış ama bu valizleri normalde biz şuraya koyuyorduk. Dolapların üstüne. Ama sanırım bu odada hepsi oraya sığmayacak. O yüzden valiz odasını indirmek zorunda kalacağım. Bu oda başlı başına sinir bozucu. Neyse bazamın altını da size göstereyim. Eski bazam benim. Bu şekilde. Nevresimleri alıp geliyorum. Dedim ya hani yeni ranza gelecekmiş buraya gelecek diye. Buraya hafta içi gelecekmiş. Ne zaman geleceği belli değil. Gidip onu sormam lazım. Çünkü burada benim eşyalarım olacak, yatağım olacak. Bu yatağı çıkartacaklar, yeni ranza sokacaklar. Ben hiçbir işlere düzgün değil. Gerçekten çok sinirleniyorum ama şu bazanın altına çok bir şey koymamaya çalışacağım. Tabii videonun sonunda görürsünüz kesin her şey oldu, orada olacak. Şu yatağımı yerleştireyim. Sonra valizleri buraya açtım ama göremiyorsunuz şu an. Sonra bunları yerleştirelim. Dolabım burada. Sizi o tarafa kaydırırım. Çok saçma görünüyor. Bu ne? Yarısı boş. Neyse şöyle dursun da. Çapa gibi ya. Dolap sinirce. Sadece benim yatağım ve sadece benim dolabımı görün. Şöyle hatta kapak yapayım. Çok saçma, elimde peçeteyle oldu, bir dakika. Sanki çok güzel bir yurtmuş gibi.
tamam yeter. Valizlerim şu tarafta. O yüzden bunları buraya boşaltacağım ama oraya çekmeyeceğim. Direkt buraya çekiyorum. Bunları zaten yatağa boşaltıp yatağa koyduktan sonra direkt dolaba yerleştiririm. Şekilde duruyor. Koridorumdayım çünkü gece saat 12. Odama yerleştim çok şükür ve şöyle konuşayım. Hiçbir şey de görmüyorum ya. Neden bu kadar çirkinim? Neyse. Gözümü çıkarayım. Işıklarımız çok kötü, yurdun ışıkları. İdare edin artık. Yerleşmem bitti çok şükür. Umarım bitmiştir yani çünkü odaya ben bazanın altına eşyalarımı koymuştum, tamam mı? Bu arada bazamız şey olacakmış. Bazanın üstüne ranza olacakmış. Yani ranzayı üstüne yapacaklarmış. Ama bazayı değiştireceklermiş, anladınız mı? Zaten fotoğrafını şuraya bırakacağım. Bu değiştirmiş halleri ve bunu bu sabah gelmişler ve benim bazamı dökerekten gerçekten hepsini birbirine katarak yani değiştirmeye çalışmışlar ve bunun duyurusu falan yapılmadı. Çok sinirlendim gerçekten. Sinirden ağladım ama gittim konuştum güvenlikle, dedim ki bu duyuru ne zamandan beri yapılıyor? Çünkü ben hiç duymadım dedim. Duysam, hay arkadaşlar karanlıkta kaldım. Dedim ki duysam bazımın altını boşaltırdım. Şaka gibi, gidip müdürüyle konuşacağım yarın. Kadın çok mahcup oldu bu arada. Dedi ki işte kusura bakmayın gerçekten bir sorun olmuş dedi. Hani böyle yapılmaması gerekiyor falan filan dedi. Ben dedim ki bunu kim yaptı peki yani? Aparatı takanlar mı gelmiş? Kadınlar çıkmışlar buraya falan. Dedim ki bunu bir insan yapmaz. Abi çok sinirliyim. Hala çok sinirliyim. Neden bazayı böyle pat diye dökersiniz? Çok sinirliyim arkadaşlar. Neyse. Çok şükür yerleştim ama umarım yarın da bir şey çıkmaz. Çünkü yarın da ranzanın birkaç bir şeyi takılacak üstte. Yani benim bazamla hiçbir alakası yok ama kimseye güvenmiyorum. Bu şekilde yani. Umarım güzel olur. Yani beklediğimden daha iyi. Çünkü çok kötü bekliyordum. Ve bazam gidecek sanıyordum. Dolaba kıyafetlerim sığdı bu arada. Çok şaşırdım. Çok şükür. İşte kozmetiklerimi de rafıma koydum. Kitaplarımı da rafıma koydum. Masaları ortak kullanacağız. Raf raf bölüştük. Bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Çünkü ben bunu çekerken o kadar çok yoruldum ki. Bir beğeni hak ediyorum bence. Beğenip abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.